Manşete hoş geldiniz. Gündem Kadir İnanır, gündem Moskova'daki terör saldırısı, gündem insan hakkı ihlalleri ama bir türlü seçim değil. Yani 6 gece sonra hani uyuyup uyanacağız, uyurup uyanacağız, uyuyup uyanacağız. 6 kere sayın bunu. 6 gece sonra Türkiye'de seçim var fakat gündem değil, konuşulmuyor. Bunun elbette nedenleri üzerine seçimden sonra konuşmak icap eder. Çünkü seçimden önce söyleyecek bir şey yok. Fakat seçimden sonra tablo daha net ortaya çıkacak. Yani ülkenin siyasete ve siyasetçiye, tüm iktidar muhalefet fark etmiyor, hepsini katarak söylüyorum, güveni, inancı bitmiş durumda. Ve buradan hani siyasetin, siyasetle bir çıkış olmadığına inanmış durumda. Esasen sonuç bu. Kadir İnanır'la başlayalım. Gerçekten çok üzgünüm. Son bir yazı yazdım ve bir analiz çektim. Bunları yaparken Kadir İnanır sağlıklıydı. Fakat bunu yayına koyduktan sonra onun fenalaştığı ve beynine pıhtı attığı haberi geldi. Felç geçirdiği haberleri var. Çokça haberler var. İlk 48 saat uyutulduğu ve sonrasında uyandırılacağı bilgileri var. Hayat arkadaşı Jülide Kural bu konuda etkili paylaşım yapıyor. Hemen her şeyi paylaşacağım diyor. O açıdan da önemli. Son paylaşımı bu. Ve bu son paylaşımında bu topraklarda barışı görmeden gitmemeye kararlı bir sanatçı, uyandırılma kararı alındı, direnmekten vazgeçmeyecek diyor. Sağda fotoğraf da Sebahati Karakurt'un geçen ay çektiği bir fotoğraf. T24 sitesine bir röportaj vermişti Kadir İnanır. Bu fotoğraf da 2019 yılında çekildi. Kapı filmi Kadir İnanır'ın son filmidir. 2019 yılında çekti ve zannediyorum Nisan 2019'da galası yapıldı. Vahide Perçin'le başrolleri paylaştığı Mardinli bir ailenin öyküsünü anlatan bir film. Bir aile işte çocuklarıyla birlikte Berlin'e göçüyorlar. Süryani bir aile. Fakat 25 yıl sonra, göç ettikten 25 yıl sonra yeni hayatları işte devam ederken, mutlu, özgür bir biçimde devam ederken Mardin'den bir telefon geliyor. 25 yıl önce kaybettikleri oğullarıyla ilgili ve sonra da film gelişiyor. Seyredin Kadir İnanır'ın 2019'daki çektiği son film. Türkiye'nin yetiştirdiği en güçlü sinema oyuncularından biri ki onun yeğeni Levent İnanır da zamanında müdahale edildi. Biraz aras kalabilir dediler falan. Yani bunu işitmek bile istemiyoruz. Türkiye'nin yetiştirdiği en güçlü sinema oyuncularından biri. Sağlık diliyorum. Dediğim gibi 1 Eylül 2014'te Hakkari'de o gün Barış Şenliği, iki gün boyunca beraberdik. Güçlü bir oyuncu. Güçlü bir halk desteği var. Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'ın vefatından sonra kalan tek büyük Türk sinema sanatçısı. Haliyle sağlık diliyorum. Ve bir an evvel kaldığı yerden devam etmesini ve uyandırılmasını, sağlıklı bir biçimde kaldığı yerden devam etmesini diliyorum. Diyecek başka bir şey yok. Devam. Moskova'daki saldırı. Bu konuyla ilgili çok şey okudum. Takip edenler görmüştür ki ben zaten teyit etmediğim ya da emin olmadığım konuları paylaşmıyorum. Cuma akşamı oldu saldırı. Cumartesi, pazar, pazartesi takip ettim. Bir tane tweet bile atmadım. Çünkü bilmiyorum, anlamaya çalışıyorum. Herkes gibi. Fakat daha ilk dakikadan itibaren herkes biliyormuş gibi bir sürü şey döşendi. Yapabilirler. Bu onların tercihi. Fakat ben anlamaya çalışıyorum olayı. Ne, yani 3 günün sonunda, yaklaşık 3 günün sonunda neye ulaştın? Ya bir terör saldırısı. 2 kere 2 4. İkincisi son derece profesyonel bir terör saldırısı. En az 137 kişi öldürülmüş bir konser salonunda. Yani bir konser salonu hedefleniyor ve orada bir eylem gerçekleştirdiğinizde bunun yansıması büyük olur. Bunun etkisi büyük olur. Böyle düşünüyorlar. Çünkü konser salonu falan gibi yapılan eylemlerde kamuoyundaki tesiri çok yüksektir. Yani bir asker veya bir polis vesaire öldürmeye, şehit etmeye veya onlara saldırmaya falan benzemez. Yani bir asker saldırısı veya polis saldırısı veya güvenlik güçlerine saldırı altlarda geçerken bu sivil halka dönük olarak, hele de bir konser salonuna salonunda yapılmışsa çok büyük etkisi oluyor. Mesela Paris saldırısı da böyleydi. Bir konser söz konusuydu. Ariana Grande'nin Manchester'da işte konser salonundaki, İngiltere'deki terör saldırısı da böyleydi. Yani bir de bu organize olduğu ortada ve
Görüntülere bakıyorsunuz, doğrulanmış görüntülere. Saldırganlar son derece profesyonel ve son derece rahatlar. Yani kendilerinden emin bir şekilde eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu da ilginç. Şimdi bir işin böyle bir tarafı var. Tabii elbette kime ihale edilecek? Ne olacak? Şimdi açıklamalara bakıyorsunuz. Rusya'dan gelen açıklamalar. Yani işte bu bir terör saldırısıdır. İşte IŞİD üstlendi. Kimse, yani bir terör örgütünün üstlenmesi veya terör örgütünün bir kolluğunun üstlenmesi de durumu çözmüyor tek başına. Taşeron olabilir, vekalet olabilir, hepsi olabilir. Devletler kendi de terör eylemleri organize etmiş olabilirler. Bu Rusya'da da, Türkiye'de de, pek çok ülkede de söz konusudur. Yani Amerika'da da söz konusu. Yani her yerde söz konusu. Bütün bu alternatifler değerlendiriliyor. Fakat işte sanıklar tutuklanıyorlar, mahkemeye çıkarılıyorlar. Baktığınızda şey var. Yani hepsi darp edilmiş. Hepsi muhtemelen işkence görmüş. Filan. Ama bu da yadırganmıyor. Niye? Çünkü onlar konser salonunda masum insanları öldürdüler. Ne olacak ki? Fakat buna da bakmak gerekiyor. Yani bu sanıkların darp edilmesine de bakmak gerekiyor. Yani bu halkın tasvip edeceği bir görüntü, halkın onaylayacağı bir görüntü üzerinden işkenceyi meşrulaştırmamak gerekiyor. Yani söylemeye çalıştığım bu. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek var. Bir tanesi Gazete Davul'dan getiriyorum. Türkiye'den. Hakkari'de dünkü maçta çıkan arbede sonrası evine giden Yalçın Kaval gözaltına alınmış. Götürüldü polis karakolunda, işkence görmüş. Böyle oluyor. Yani siz yerin dibine batasıca teröristleri dövdüğünüzde sonra bu kanıksanıyor. Yani bu her türlü dövme, işkence veya işte gözaltında darp eylemini ne meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz. Niye? Halkın tepki göstermeyeceği bir grup üzerinden genel olarak bunu aşağı doğru yayıyorsunuz. Rusya, Türkiye fark etmiyor olay. Ya bir başkası, günlerdir gündem, sedye ile cezaevine götürülen 75 yaşındaki Hatice Yıldız. Annem hasta, cezaevinde kalamaz diyor oğlu. Bas bas bağırıyor kadıncağız. Ne? Suçu ne? Suçu cezaevindeki birine parasal yardımda bulunmak. Yani örgüte finansmandan cezaevindeki birine parasal yardımda bulunmak. Örgüte finansmandan, yani örgüte finansman sağlamaktan. Bir başkası, yani üst üste insan hakkı ihlalleri. Türkiye'den örnek getiriyorum. Rusya'yı Türkiye'ye bağlamış değilim. Sadece örneklendiriyorum. Akademisyen Nükhet Sirman gözaltına alındı. Barış Akademisyeni ve gözaltı süresi uzatılmış. Sosyal ağlarda görüyorum. Yalnız bırakmayın mesajları var. Niye? Çünkü artık insanlar yalnız bırakılmaya başlandı korkudan. Yani insan hakkı ihlalleri aşağı doğru maalesef kanıksanarak gidiyor. Evet, Rusya'dan buraya geldim ama her ne yapmış olursa olsun sanık hakları vardır, tutuklu hakları vardır, suçlu hakları vardır. Kanun önünde herkesin hakları vardır. Onu darp edemezsiniz, işkence edemezsiniz ve işkence altında ifadesini alamazsınız. Fakat böyle yaparak bunlar insan dışı, bunlar hayvan, bunlara her şeyi yapabilirsiniz falan diye halkın bilinçaltına çalışılıyor ve halk bunu onaylıyor. İşkenceyi onaylıyor. Hatırlayın, 15 Temmuz'dan sonra da o paşaların, subayların falan işkence görmüş insanların fotoğrafları Anadolu Ajansı tarafından görüntüleri basılıp yayınlanmıştı. Ve kimse tepki göstermedi. Niye? Yerin dibine batsın darbeciler. Ne olacak? Ölmediklerine şükredilsin. Şükretsinler. Öldürülmediklerine şükretsinler. Söylemeye çalıştığım biraz buydu. Dönelim tekrar Rusya'ya, devam edelim. Polonya Hava Kuvvetleri Rusya'nın Ukrayna'yı yoğun bombardımanı sonrası teyakkuza geçmiş. Rusya, yani pek çok şey konuşuluyor ama dediğim gibi planlı hedef gözetilerek ve tırnak içinde söylüyorum başarıya ulaşmış. Çünkü en az 137 kişiyi öldürdüler. Profesyoneller tarafından yapılmış bir eylem. Rus vatandaşı, Rusçası olan Tacik kökenli falan bir türlü şeyler değerlendiriliyor. Rus otoritelerinin Ukrayna'yı işaret etmesi önemli. Buradan bir hani Tanrı'nın lütfu çıkartıp Ukrayna'ya şiddeti artırabilirler. Rusya Ukrayna'ya yoğun bombardımana geçmiş ve Polonya ordusu da ne oluyoruz deyip teyakkuza geçmiş. Durum bu.
O arada Ömer Murat paylaşmış ki şu istihbarat notunu. Londra merkezli özel bir istihbarat firması. İstanbul Güneydoğu'da Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde muhalefet partileri seçim sonuçlarına muhtemelen itiraz edip protesto edecek diyor. İngiliz istihbarat notuna göre. IŞİD gibi örgütlerin seçim sırasında ve sonrasında ülkedeki batılı çıkarlara yönelik saldırılar düzenlemesi muhtemel demiş. İngiliz özel istihbarat notlarına göre. Seçime geçtik. Şimdi AKP milletvekili Zehra Nur Aydemir ki bununla kendi 15 dakikasını yaşadı ve meşhur oldu. Daha evvel ismini duymamıştım. Üşümüş efendim Ankara mitinginde. Hakan Fidan da ona eldivenlerini vermiş. Şimdi kadın bunu paylaşıyor. Sabah da bu bir habermiş gibi haber yapıyor. Biraz evvel insan hakkı ihlallerini gündeme getirdim. Bu kadın 75 yaşında cezaevindeki birine para yolladı diye örgüte finansmandan hakkında hüküm veriliyor ve sedyede gözaltına alınıyor. Yani kalamaz durumda cezaevinde demir parmaklıklar ardında. Bir yanda Hatice Yıldız, bir yanda da işte kimmiş? Zehra Nur Aydemir. Durum bu. Bir de şu var. Nurhan Çetin Kaya paylaşmış. Bu Gökhan Zan'ın en son bana FETÖ'cüler kumpas kurdu lafı üzerine. Diyor ki Nurhan Çetin Kaya. Güzel yani. İlginç. Bu FETÖ çıktı çıkalı. Aynen yazdığı gibi okuyorum. Biz Ermeniler biraz rahat ettik. Eskiden her şey bize yazılırdı. Aynen öyle. Hatırlayın. Erdoğan Soma. O da unutuldu. Yani yakında yıl dönümü ya da geçti geçiyor bilmiyorum. O da unutuldu. Soma faciasından sonra Soma'ya gittiğinde işte bir tepki olmuştu da üzerine yürümüştü. Kendisine tepki gösterenlerin Ermeni dölü falan demişti yanılmıyorsam. O dönem o modaydı. Yani. Bir diğeri de Yunus Günce paylaşmış. Ben de buradan her günahımı, her kusurumu FETÖ'ye bağlayacağım. Her yanlışımı, her suçumu FETÖ'yle örteceğim. Hesap vermeyeceğim, öz eleştiri yapmayacağım. Hiçbir suçlamayı kabul etmeyeceğim. Pişkin olacağım. Ben değil FETÖ diyeceğim. Hoca bana taktı diyeceğim. Hoca derken anladın sen eyvallah. Şimdi cesur olmak lazım. Şimdi bu da eleştirilemiyor. Niye eleştirilemiyor? Öyle şeytanlaştırılmış, öyle ötekileştirilmiş, öyle vurabalıya yapılmış bir şey var ki. Yani bir yayını seyrediyorum. Artık yani insanlar hani FETÖ vari, FETÖ taktikleri, FETÖ artıkları bir sürü de böyle literatür türedi. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu oyratça kullanıyorlar. Şimdi sen bunu böyle kullandıkça arkadaki adam da bu hani onların kumpası der. Anlatabiliyor muyum? Bir bu. Yani bundan memnunlar. Çok az bir kitle bundan rahatsız. Ve siz buna itiraz etmeniz lazım. Yoksa aynı çuvala konulursunuz. Yarın öbür gün akrabalık ilişkisinden onun annesi şöyleydi, babası böyleydi, eniştesi böyleydi, bacanağının, dayısının, çocuğunun, torununun bilmem neyi böyleydi diye ilişkiler kurulur ve yürür gider. Torununun torununun torunu dahi büyük babasının büyük babasının büyük babası bilmem ne gün işte bilmem ne tarihinde soruşturma geçirdiği için zan altında tutulur. Güvenlik soruşturmasını geçemez. Bunu silip atacaksanız ayrıca başımıza ne gelir? Falan diye düşünmeyeceksiniz. Ya bana mı kaldı? Şimdi söylersem bana da ucu bucu derler filan. İşte bu hepsi birbirini tetikleyerek domino etkisiyle yürüyor ve rejime hizmet ediyor. Ve rejimin FETÖ vari, FETÖ artıkları, FETÖ yöntemi, FETÖ kumpası falan gibi laflarını ustaca dolaşıma sokan ve bunu hemen her cümlenin önünü arkasına koyan insanlara yarıyor. Hemen her cümlenin önünü arkasına koyan insanlar görevlidir, görevlendirilmiştir ya da o bir misyona hizmet etmektedirler bilerek veya bilmeyerek. Bundan emin olarak söylüyorum. Terk edin bunu. Bunu terk etmedikçe toplumsal paranoyadan çıkamayacaksınız. Şimdi bir başkası. Güzel tersten yakalamış Mansur Yavaş. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti. Mansur Yavaş kendisi için Turgut Altınok şey deyince Londra'daki evi benim bütün mallarım eder deyince Altınok'a şunu söylemiş. İstiyorsan gel takas edelim. Bakın. Hatta onda biriyle %1'iyle değişelim. Yani diyor ki benim diyor kızımın 32 yıl morgıçla Londra'da aldığı evi sen diline dolamışsın. Hadi olabilir. Gel senin malının %1'iyle değişeyim o evi diyor. Yani karşınızda bir milyarder. Milyar dolarlık adam var bunu teyit etmiş. Tamam değişelim demiyor karşısı. Tamam malımın %1'iyle değişiyorum o evi ver bana tapusunu demiyor. Tapusunu da veremez ya gerçi morguç yani. 32 yıl sonra ancak tapusu kesinleşecek. Neyse geçelim. Şimdi
Namık'tan güzel bir paylaşım yapmış. Yıllar önce bir Mısır ziyareti sırasında ben de heyetteydim. Hüsnü Mübarek'in Kahire'de böyle binlerce güvenlik görevlisiyle dolaştığına şahit olunca Recep Tayyip Erdoğan ihtizayla, yani istihza alayla demek, dalga geçerek "Şuraya bakın, ibret verici bir manzara. Adam kendi halkından korkuyor." diye tepki göstermişti. Bana da KC'yi yazdıran o oldu. Yani bir Mısır seyahatinde Hüsnü Mübarek öyle bir güvenlik şemsiyesiyle veya öyle güvenlik ekipleriyle korunuyor ki Erdoğan şaşkın, yani hayrete düşüyor. "Şuna bak ya," diyor, "adam kendi halkından korkuyor. İbret verici manzara." Şimdi kendi halkından korkan ibret verici manzaraya birlikte bakalım. Yeni tespit edilmiş iki görüntü. Soldaki Karabük. Karabük'te Erdoğan tespit edilen, yani görüntüde tespit edilen 3 helikopter var. Cumhurbaşkanlığı uçağı var. Otobüsü var ve önü arkası gene Mercedesler, şunlar bunlar. Otobüsten iniyor, Mercedes'e biniyor filan. Bir de konvoy var. Görülemiyor yani. Kadraja girmiyor. Cumhurbaşkanlığı imkanlarıyla. Sağda da gene işte bir konvoy akıyor. Orada Erdoğan Cumhurbaşkanlığı otobüsünde işte millete, çocuklara veya neyse artık oyuncak atıyor, şunu bunu atıyor. Yer buzlu, korumalar o buzlu zeminde, yani otobüs kaysa veya ne bileyim bir şey olsa korumaları da altına alacak. Yani güvenlik falan da hak getir ama otobüsün üstü altı falan yani. Şimdi bir yönüyle de bu yani. Bir, evet, Cumhurbaşkanlığı olanaklarıyla böyle gümbür gümbür helikopterler, uçaklar, otobüsler kampanya yapıyorsun. Yani orantısızlığa bak. Bir yönüyle de işte biz yaptık deyip sen, biz, onlar ayrımı yapıyorsun. Yani sonra da lafın 3 cümle öncesinde, 3 cümle sonrasında biz kimseyi ayırt etmiyoruz falan filan diye laflar söylüyor. Ama İstanbul mitinginde metroyu biz yaptık diyor. Sen yapmadın falan diyor. Biz, yani Londra, İstanbul Belediye Başkanı'yla aşık atıyor. Yani bu İngiltere Kralı'nın Londra Belediye Başkanı'yla veya Başbakan'ın Londra Belediye Başkanı'yla veya Londra'daki bir lokal belediye başkanıyla neyse artık atışması gibi bir şey. Ne demek biz, siz, o, öbürü, beriki? Yani. Hoş, Londra metrosunun inşaatı 1920'lerde bitti. Yani 1860'larda başlayıp 20'lerde bitti. Yani onu yapanlar, vücuda getirenlerin belki torunu bile hayatta değil şu anda. Neyse, geçelim. İki, en önemli şey Erdoğan'ın savrulduğu nokta. Yani işte bu Namık Tan'ın kendi tanıklığı. Tekrar oraya getireyim. Mısır seyahatinde Hüsnü Mübarek'in şatafatını görüp, korumaların halkla arasına duvar ördüğünü görüp, "Şuraya bakın, ibret verici manzara, adam kendi halkından korkuyor." Evet, yani Erdoğan esasen 2012'ye kadar bu tür lafları etmiş. Bu tür bir yaklaşımı var ama 2012'den sonra cidden bütün ayarları bozuluyor. Özellikle 2013'te yaşanan iki hadise. Gezi eylemi ve 17 Aralık rüşvet yolsuzluk soruşturması tüm ayarlarını bozdu, kimyasını bozdu ve bir daha artık hukuka, demokrasiye dönemez ve halkıyla arasına her geçen gün duvar ören ve işte seçimi manipüle etmekten orantısız kampanyaya kadar, devletle sıradan belediye başkanlarını karşı karşıya getirmeye kadar pek çok şeyi kullanan bir unsur oldu. Dolayısıyla durum budur ve ibretliktir. Dönelim Prenses Kate'e. Bir video mesajı yayımladı ve kanser önleyici kanser kemoterapisi görmeye başladığını söyledi. Videoyu ben de paylaştım. BBC'de var, pek çok şeyde de var. Görebilirsiniz. Türkçe altyazılı olarak da görebilirsiniz. Büyük geçmiş olsun. Fakat bu spekülasyonların sonucunda olan bir şey. Muhtemelen bunu saklayarak, geçiştirerek götürmeyi düşündüler ama spekülasyonlar çok artınca krizi de yönetemediler. Photoshop'lu bir video servis edildi, şu oldu bu oldu. Sonuçta böyle bir noktaya geldi. Üzücü ve şu anda hakkında büyük bir destek var. Arkasında büyük bir destek var. Gazeteler destek veriyor, medya destek veriyor, öbürü bir iki. Büyük geçmiş olsun. Kraliçe, kralın da kanser olduğu açıklanmıştı. Kraliçenin, sonraki kraliçenin de kanser olduğu açıklandı. Önleyici bir tedavi gördüğü söylendi. Büyük geçmiş olsun. Sağlıklar diliyoruz. Fakat dedikodular, spekülasyonlar tek başına, hani Çin kaynaklı veya Rusça kaynaklı falan değil. Yani kraliçenin amcası da, geri bilmem kim, evliliğinde sorunlar yaşadığını söyledi. Yani o da mı? Ne bileyim, troll. Büyük geçmiş olsun. Bu noktadan sonra susmak düşer. Biz de öyle yapacağız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.